Yurt dışına çıkabilmek için pasaport işlemlerini halletmeye geldim Sincan'a. Sincan Nüfus İlçe Müdürlüğü'ne geldim. Buradan pasaport işlemlerini halledeceğim inşallah. Yurt dışı 10 yıllık pasaport için ödemelerimi yaptım. Şimdi defter ücretini de verdim, harç ücretini de verdim. Şimdi pasaport defterimi alacağım inşallah. İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yeri araç bakımından kötü. Şurada araba park edecek yer yok. Çok yakınında yok, uzaklarda otopark var. Nüfus Müdürlüğü burası. Sincan Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü. Evlerin arasında. Çalışma saatleri. Pasaport işlemleri ikinci katta. Randevu saatinde yarım saat önce gelip sıra numarası almamız gerekiyor. Aşağı kattan da nüfus kağıdı ile ehliyeti birleştireceğiz. Nüfus cüzdanımıza ehliyetimizi yükledik. Pasaportumuzu almak için başvurumuzu yaptık. Şimdi işimize gücümüze devam. Pasaport işlemleri için başvurumuzu yaptık. Eksiksiz bir şekilde işimizi hallettik. İmzalar attık. Parmaklarımız okutuldu. Ayrıca uzun süredir yapmak istediğim nüfus cüzdanına ehliyeti yükledim. İşim bitti. Şimdi diğer işlerime devam. Hadi hayırlı olsun. Tavşan yavrularına bakın. Kumaş aldım. İpek gibi bu kumaş. Şurada. Sincan. Sağ dolmuşları, sol dolmuşları hareket ediyor buradan. Eryaman tarafına gidiyorlar. Pasaport randevusu saat 1.20'deydi. 14.20'de bütün işlemim bitti. İkametgahıma geldim. Mis gibi kokuyorlar. Arılar bal yapıyor. Biliyor burası. Sincan Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü. Kimlik kartına sürücü belgesi ekleyeceğiz. TC kimlik kartımıza sürücü belgesi yedekleme işlemi yapabiliriz. Şimdi o işlemi yapacağız. Buraya bunu takacağız. Doğrulama tak. Kimlik kartına sürücü belgesi ekleme, sürücü belgesi yenileme. Şu bizimki bu.
Manzarası çok güzel. Emekliler lokalinin. Suriyeliler. Bu şimdi çiçek ve ağaç satış ofisi piknik alanı sondu. Demir. Altın Park 12 Nisan 2024 bayramın 3. günü çok kalabalık.